Evet iyi günler herkese. GCM yatırım için yapmış olduğum özel bir videodasınız. Her üç ayda bir olduğu gibi şirket analizleri burada yapacağız. Bildiğiniz gibi ikinci çeyrek finansallar artık yavaş yavaş sona eriyor. 20 Eylül solo olarak yollanan şirketler için son gündü. 30 Eylül'de e, toplamda e, konsolide olarak yollayan şirketler için son gün olacak. Ama şu ana kadar 470'e yakın zaten şirketin net kar rakamını da almış olduk. Yavaş yavaş bir takım analizler yapacağız. Her zaman yaptığım uyarıyı burada tekrar yapmak istiyorum. Biz burada bir şirketin yollamış olduğu bilançonun analizini yapacağız. Yani cirosu artmış mı, karı artmış mı, esas faaliyet karı artmış mı? Kar ettiyse nereden o kar yazılmış? Zarar ettiyse niçin o zararlar yazılmış? İşte mali borcu çok mu yüksek? Durumu ne? Nakti falan var mı? Bunları inceliyoruz. Yani herhangi bir ucuzluk ya da pahalılık hakkında çok fazla bir yorumumuz yok ama o konuda e, yine çok küçük de olsa bir takım da yorumlar yaparız ama yani bir firmanın ucuz ya da pahalı olduğunu anlamanız için ekstradan bir analize ihtiyacınız var. Bu videoda onlar olmayacak. Sadece size eğer yatırım yaptığınız bir şirketse inceleyeceğimiz şirketler size şirketinizin finansalları hakkında bir fikir vermek amacıyla yapılma yapılıyor. Yani herhangi bir yatırım önerisi olarak lütfen algılamayın. Evet şimdi hemen geçelim isterseniz birinci şirketimiz Medical Park. <laughs> Medical Park ödenmiş sermayesi 200 milyon liralık bir firma. Piyasa Değeri 68 milyar 704 milyon TL olarak ölçülüyor şu anda yani orta ölçekli aslında iri bir şirket yani onu da ifade edelim çok öyle çok küçük bir şirket değil. En son işlem gördüğü fiyat 330 liradan işlem görüyor ve %35'i halka açık olan bir şirket FK rasyosu şu anda 14,62 imiş. E, piyasa değeri, defter değeri oranı 4.03 olarak ölçülüyor. Ve sektör ortalaması 3.04'müş. Hani sektörün bir miktar üzerinde işlem gördüğünü söylemek mümkün. FK rasyosu da yine sektörün bir miktar üstünde görüyor. 6 aylığını ilan etti. 3 e, aylıktayken FK rasyosu 8.45'miş. 6 aylık sonuçlarla beraber 14.62'ye yükselmiş. Eee... Piyasa değeri defter fiyatı da yine 2.68'miş. Son finansallarla bu da 4.03'e yükselmiş. Burada da aşağıda son 1 yıldır Medical Park'la Bistüz Endeksini izliyorsunuz. Yeşil olan şirket Medical Park. Gördüğünüz gibi aslında endeksin özellikle Mayıs ayından itibaren yatay hareketinden itibaren ee, Medical Park'ın aslında olumlu ayrıştığını söylemek mümkün. Ama o da işte 3 aşağı 5 yukarı e, yani Temmuz ayının ortasına dek e, olumlu olarak ayrışıyor. Temmuz ayının ortasından itibaren onda da bir düşüş var. Yani 368 liralardan 330'a doğru bir düşüş var. Ama hani 2024 yılında oldukça iyi bir yükseliş yaptığını da söylemek mümkün aslında. Şuradan özet bir e, e, tablolarımızı açalım. Oradan çok daha rahat bunun analizi yapılıyor. Ee, evet burada gördüğünüz gibi ikinci çeyrekte Medical Park 7.7 milyar liralık bir ciro yapmış. Geçen yıl aynı çeyreğe göre cirosu yüzde 18 yükselmiş halde. Ee, esas faaliyet karı 1.2 milyar olmuş. Geçen yıla göre yüzde 18 yükselmiş. Real olarak yükselişler bunlar ve net kar rakamı 1 milyar lira olmuş ve geçen yıla göre %3'lük bir düşüş var. Yalnız burada dikkatinizi çekiyorum. Hemen buna yani bir bakmakta da yarar oluyor. vergi öncesi kar 1.7 milyar lirayken ve geçen yıla göre %30 artarken net karın %3 eksi çıkmasındaki sebep çok büyük ihtimalle arada geçen yıla göre çok daha yüksek bir vergi ödemesi yapmasından ötürü olmuş. E, vergi etkisiyle aslında kar rakamı geçen yılın altında olmuş. Normalde operasyonel olarak oldukça iyi rakamlar gönderdiğini söylemek mümkün. Faiz, vergi, amortisman öncesi kar yüzde 22 artışla 1.9 milyar milyarlere olmuş. 6 aylık olarak yani yılın ilk yarısını ciroda %25'lik reel artışla 16.3 milyar liradan bitirdiğini izliyoruz. Esas faaliyet karı yine yüzde 40'a yakın bir yükselişle 2 milyar 800 milyon olarak olmuş. Yani oldukça güzel rakamlar bunlar. Ee, vergi öncesi kar yüzde 27 artışla 3.1 milyar lira olarak buradan e, takip ediliyor. Ve net kar da yüzde 10 artmış mesela. E, yani 6 aydan 6 aya baktığınız zaman net kârı da yine %10 artış var ama yine vergi öncesi kar %27 artarken kar onu artıyor. Yine burada da bir verginin negatif etkisi var. E, faiz vergi amortisman öncesi karda %36 artışla 4.1 milyar lira olmuş. Bunlar reel artışlara göre oldukça iyi artışlar olduğunu da ifade etmek lazım. Şirket yılın 6 ayında %25'lik bir brüt kar marjıyla iş yapmış. Geçen yıla göre bir 1 puana yakın bir düşüş var. Esas faaliyet kar marjı 1.7 puan artmış. %17'lik bir esas faaliyet kar marjı var. E, Fabrik marjı gayet iyi. 2 puan yükselmiş. %25'lik bir artış var. Bu da oldukça iyi bir oran. Ve net kar marjı da %11'e yakın olarak gelmiş. Bunda da yine vergi etkisi var. Şirkete şöyle bir baktığımız zaman 4 gibi bir piyasa değeri defter fiyatında işlem görüyor. E, firma değeri FABÖK oranı 10 olarak görüyoruz. Yani aslında fena değil bu oran onu da ifade edeyim. İşletme faaliyetlerinden 2.7 milyar gibi bir nakit akışı elde etmiş. Artı da bu da güzel. Serbest nakit akışı da 1.9 milyarları olmuş. Geçen yıla göre çok hafif bir aşağıda olmuş ama yine de tabii artı yönde 1.9 milyar TL'lik bir nakit akışı yılın ilk 6 ayında oldukça iyi. Net borç 4 milyara yakın ama net borç bölü Favek rasyosu 0,58 gibi bir rakam olduğunu da söylemek mümkün. Ee, bu Burada size e, şuradan e, yardımcı olmak mümkün aslında. E, şöyle şeyi açarsak M parkı açarsak e, onun grafiğini açarsak. Medical Park gördüğünüz gibi grafik olarak da teknik olarak da hani 330'muş bugün de mesela düşüyor. Bugün endeks yüzde 2'ye yakın yukarıda. 50 günlük ortalamasının altında 22 günlüğün de altına doğru iniyor. Mekdiler sıfırın altına doğru iniyor. Hani çok böyle güçlü bir grafiği yok aşağı doğru bir sinyali var. O nedenle bunu ifade edelim haftalıkta tam 22 haftalıkta ama... Bunun altına doğru yani 327'lerin altına doğru sarkmalar olursa teknik olarak çok daha olumsuz olabilir. Onu da ifade etmek istiyorum. Şuradaki rasyo ıı, trend analizi benim için daha önemlidir. Mesela firma değeri bölü Favek oranın 10 olduğunu söylemiştik. Onu bir açalım ve es eskiye gidelim. Biraz daha eskiden itibaren 2014 12den itibaren var mesela. Onu bir versin bize. Bakalım yani 10 firma değeri Favek rakamı Medical Park için çok mu iyi? Gördüğünüz gibi sektör de zaten yükselmiş. S sektörü atalım sadece şirketi alalım. Bakın aslında e firma firmanın 2014'ten 2018'den bu yana ortalaması 5'miş. Şu anda onlarda yani aslında kendi ortalamasına göre Medical Park firma değeri Favek rakamına göre biraz yukarıda aslında. 10 yani iyi bir rakam gibi duruyor ama kendi ortalamasına göre biraz yukarıda. O yüzden hani temkinli kalmakta fayda olabilir şeklinde bir yorum yapıyorum. Hani fiyat anlamında böyle bir yardımım olabilir size. Ama bilanço olarak güzel. Bu bilanço eğer hızlı bir şekilde devam ederse işte o zaman bu rasyolarda da inebilir. Ama hani firma değeri, FAVÖK rakamı bir miktar daha şöyle bir 5'lere 6'lara doğru inse hiç de fena olmaz. İkinci hissemiz Aselsan olacak. Aselsan da %26 salka açık bir firma. 4,5 milyar TL'lik bir ödenmiş sermayesi var. 285 milyar liralık bir piyasa değeri var. Hani az önceki Medical Park mesela 60, 65 milyardı. Bu da 285 milyar oldukça büyük bir şirket. E, FK oranı 30. E, piyasa değeri defter değeri oranı 2,55 ki sektör ortalaması 2.94 onun altında FK rasyosu da hemen hemen sektörle aynı miktarda olduğunu söylemek mümkün. Hatta son bilanço öncesi piyasa değeri defter fiyatı 2.51'miş şimdi 2.55 olmuş. Yani çok büyük bir fark olmamış. FK rasyosu da 2.26'lardan 30'lara doğru bir yukarı bir hareket yapmış bunu görmek mümkün. Yine özete geçelim daha iyi e, okumamızı bizim sağlıyor. Özet bilançoda aslında Aselsan geçen yılın aynı çeyreğine göre ikinci çeyrekte 19.3 milyarlık bir satış hacmi var. %11'lik bir artış var. Esas faaliyet karı %25 yükselmiş e, ve 4.3 milyar olmuş. E, gayet iyi. Burada çok ciddi bir finansman giderinde çok ciddi bir azalma var. Yani geçen sene ikinci çeyrekte 5.3 milyar finansman gideri yazarken bu dönem 1 milyar gibi bir finansman gideri yazmış ki bu oldukça şirkete avantaj olan şey. Enflasyon muhasebesinden ötürü oluşan parasal zararlar var 3.8 milyar lira. Geçen yıl da var aslında şuradan 6 aylıklardan az sonra onu da göreceğiz. Net kar ama %13 düşmüş. E, vergi öncesinde Aselsan geçen yıl 886 milyon lira kar yazarken bu dönem 392 milyon lira zarar yazmış. Bakın önemli yani vergi öncesinde bir kere bir, bir zarar var. Yukarıdan aşağı inerken çok iyi operasyonel anlamda sonuçlar iyi ama hem parasal pozisyon zararı yüzünden e, ve finansman giderleri de azalmasına rağmen ee, zarar yazıyor ve e, vergi gelirleriyle beraber 2.2 milyar liralık bir net kar var yüzde 13'lük aşağıda Favök karı yüzde 13 artarak 5 milyar olmuş yılın ilk 6 ayında ciro real olarak yüzde 8 artıyor 35.7 milyar oluyor esas faaliyet karı yüzde 14 artıyor real olarak yani geçen yıl üzerinde hareketler bunlar bunlar da gayet güzel ama yine vergi öncesinde Aselsan bu yılın 6 ayında da 970 milyon lira neredeyse 1 milyara yakın zarar yazmış. Geçen yıl vergi öncesinde 1,5 milyar lira kar yazmış. Vergi geliri etkisiyle beraber 3,8 milyar gibi bir kar yazıyor ve karı aslında %140 artmış gibi okuyorsunuz. Ama aslında vergi öncesi şirket e, zararda yani bunlar mesela önemli bazı nüanslar Favök karı %8.85 artmış. Ee, yani vergi etkisi burada büyük bir etken Aselsan'da. Brüt kar marjı %32'lerde olan bir firma çok iyi. Yani %32 çok güzel. Net kar marjı %10 olmuş. Vergi etkisi var burada. Geçen sene mesela o kadar vergi yokken %5'lik bir brüt kar marjı varmış. Favök marjı da %24'lerde olan bir şirket böyle yani net borçta %50 oranında bir artış var. 25 milyar liraya gelmiş. Net borç bölü FAVÖK oranı 1,5. Yani çok yüksek değil ama hani daha da düşük olmasını da isterdik. Nakit akışları çok kötü bir kere çünkü çok ciddi yatırımlar var ama işletme faaliyetlerinden nakit akışları 6 aylıkta eksi 1,8 milyar yatırım harcamasıyla beraber serbest nakit akışı 10 milyar gibi eksi. Yalnız burada ben bir ikaz yapmak istiyorum. Aselsan aslında son çeyreği çok güçlü olan bir şirkettir. O nedenle Aselsan'ı aslında 12 aylıktan 12 aylığa hesap etmek, bakmak çok daha doğrudur. Yani 12 aylık bilançosu aslında Aselsan'ın tam resmi verebilir. O yüzden buradaki nakit akışları Yıl sonu açıkladığı bilançoda artıya bile dönebilir. O derece güçlüdür. Firma değeri Favök rakamı şu anda 18'lerde. Bu biraz yüksek bir rakam. Ee, onu da ifade edeyim. Az önce baktığımız rasyo trendi Aselsan için de hesap edelim. Ee, mesela firma değeri Favök oranını alalım. Piyasa değeri defter değeri oranını alalım. Ve bizi bu çok eskiye gidebiliriz. Mesela Selsan eski bir şirket 2012 yılından itibaren bize bir hesap etsin. Yani tarihsel olarak şimdi piyasa değeri, defter değeri oranı enflasyon muhasebesi girdiği için çok düşmüş olabiliyor. Ama firma değeri Fabrik rakamı bize daha doğru hesaplar veriyor. Şu sektörle hemen hemen aynı gider zaten. Evet ona da baktığımızda mesela son 11 yılın ortalaması 14'müş. Şu anda 18'lerde. Yani kendi tarihsel ortalamasının da üstündeymiş mesela ASELSAN. Biraz daha düşse fena olmaz. Mesela bakın yani bu analizi yaptığınızda 2023 yılı Mart veya 6 aylıkta 7'lere düşmüş. Yani bu tarihsel dip seviyelerine gelmiş. Ve bu mesela güzel bir fırsat vermiş. Yani ASELSAN aslında 2023 yılının 6 aylığında... İyi iyi bir alım yerindeymiş. Ondan önce 2021 yılının 6 aylığında çok iyi bir alım noktasındaymış. Bundan önce 2019 yılı sonu mesela güzel bir alım noktası vermiş. Örneğin 2017 yılı Eylül ayı Aralık aylarındaki o fiyatlamalar Aselsan'da aslında bir sat yeriymiş. Yani sakın ha alma bu çok yüksek havasıymış. Zaten aynı şekilde piyasa de defter değeri de mesela bakın 2017 yılı 12 aylıkta tarihsel zirveyle yani buradan Aselsan alınmaz yöntemini vermiş. E, şu anda e, 2255'ler hani 1, e, 2'nin altı rakamlar 1.6'lar. 1.7'ler Aselsan'da güzel alım yerleri olabilir diye bir tahminde bulunmak mümkün aslında. Aselsan'a Aselsan'ı açalım buradan grafiğini. Hani bu 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 çarpanlara göre biraz sanki çok e, masum değilmiş gibi duruyor. Fakat söylediğim gibi yıl sonu hedefi var. Yüzde %70 70'e yakın ciro artışı hedefliyorlar. Yine yüzde 25 fabrik marjı hedefliyorlar. Bunlar tabi iyi marjlar. E, grafik güzel haftalık bu haftalıkta iyi bir yukarı bir hareket hazırlığı var 65 66'ların üzerine atarsa e, Aselsan'da hareket daha da hız hızlanabilir Günlük bazda bakın şurada 55'lerde güzel bir dip yapmış ikili bir dip ve buradan yukarı doğru hareket ediyor ama yine söylüyorum yani 66'lar bence önemli hareketlilikler olabilir 66'nın üstüne çıktıktan sonra Aselsan'la daha yakından ilgilenmek olabilir 12 aylığı da daha da önemlidir. Üçüncü şirketimiz Banvit. Banvit'i almamın sebebi bence iyi bir bilanço ilan etti. Banvit 100 milyon liralık ödenmiş sermaye sahip bir şirket. %8'i yalnız sadece halka açık. Yani halka açık oranı çok düşük. O yüzden hani böyle büyük fonlar, portföyler falan yok. Hani birisi de buna yatırım yaparken toplam portföyünde çok küçük bir miktar böyle %2'lik 3'lük bir pay ayrılması lazım olan bir şirket aslında. 35 milyar liralık bir şirket hani o kadar çok büyük bir firma değil ee, normal şartlarda hani e, çok fazla üzerinde raporu yazılan da bir şirket değil 13 FK'ya sahip bir şirket ee, bilançodan önce 8.72 FK'ydı bu yeniden 13'e çıktı ee, piyasa değeri defter değeri 2.72'den 4.80'e çıktı fakat şöyle bir bakıldığında bilanço 9 Ağustos'tan itibaren inanılmaz bir yükseliş yaptı Ye yeşil olan Banfit ve sonrasında da yine bir miktar daha düşüşleri var hani e, bunu da bir söylemek mümkün özetine geçeyim özetinde de e, şöyle bir baktığımız zaman aslında e, Ciro'da falan önemli artışlar var yani şey anlamında pardon esas faaliyet karı anlamında mesela ikinci çeyrek geçen yıla göre yüzde dörtlük bir bürüt şey satışlarını arttırabilmiş 7 milyar yapmış maliyetlerini düşürmüş yüzde on buçuk maliyet düşüyor bunun sayesinde bürüt kar bakın yüzde yetmiş artıyor 2 milyar lira kar yazıyor geçen yıl aynı çeyrekte 1.2 milyar kar yazıyormuş ee, esas faaliyet karı %117 artıyor. Bu çok yüksek bir artış tabii ki. Ve net, net karda da %400 artıyor. 1.1 milyar liralık bir kar yazıyor. 6 aydan 6 aya baktığımızda ciro aslında %5 artıyor ama esas faaliyet karı bakın 2.4 milyara geliyor ve %675 artıyor. Net kâr da %1336 ile 1 milyar 900 milyon yapıyor. Yani hem buradaki kar marjlarının artması hem de geçen yılın daha kötü bir yıl olması da etkili. Brüt kar marjı %25 geçen yıla göre 7 puan artmış. Esas faaliyet kar marjı 17, %17 geçen yıla göre 15 puan artıyor. Favök marjı %22'ye geliyor ve 13.6 puan artıyor. Yani bunlar bayağı ciddi kar marjlarının arttırılması. Yani 3. çeyrekte de bu tempo devam ederse Banvit'te çok enteresan karlar bile olabilir. Net nakde olan bir firma. 1.6 milyar lira nakde sahip bir firma. Öz kaynakları yılbaşından bu yana %35 yükselmiş bir şirket. Bu da oldukça iyi bir yıl geçiriyor. Yani işletme faaliyetlerinden 3 milyar lira gibi bir gelir yazmış. Yani bakın yılın ilk 6 ayında toplam piyasa değerinin neredeyse %10'una yakın. %10'una yakın bir faaliyet nakit akışı yazmış. Serbest nakit akışı ise 2.1 milyar lira gibi geçen yıla göre oldukça güçlü olmuş. Firma değeri Favök rakamı 8.2. Yani FK rakamı 13. Ama firma değeri Favök rakamı 8.2 gibi bir rakam bence gayet e, iyi bir rakam gibi duruyor. Piyasa değeri, defter değeri 4.80. %37 gibi bir Öz sermaye karlılığı için hani bir miktar yüksek gibi duruyor. Yine aynı rasyo trend e, analizini Banvit için de yapalım isterseniz. E, ve firma değeri Favok alalım. Yine piyasa değeri defter değeri alalım. E, hatta Favok marjı da varsa onu da alalım. Çünkü o da benim için biraz daha e, ilgimi çeken bir orant. Evet şunu da seçelim. Bize üçünü hesap etsin. Hatta bunda da yine 2014'ten itibaren mesela alalım. Yani eskiye gidelim. Yani firma değeri Favök rakamı oldukça düşük bir rakam. Ee, peki gerçekten öyle mi? Mesela bakın şu Favök marjı hani tarihsel ortalamalarının da çok üzerine çıkmış. Yani burada çok ilginç bir şey. Acaba et, et çok pahalandığı için insanlar beyaz ete mi hücum etti falan o da yani olabilir ee, yani bu iyi bir sene geçiriyor yüzde 22 Hatta 2014'ten bu yana en yüksek Favek marjına gelmiş bir şirket ee, firma değeri Favek rakamı evet şurada bir e, Favek olayı galiba yok eksi eksi Favekler yazıyor 2022 Eylül'le 2023 Eylül arası yok burada bir anomali var arkasından böyle 8.26'ya düşüyor ee, yani tabi ortalamayı da bu etkilemiş olabilir. Yani bu olumsuz bir durum. 24 aslında 24 olmayabilir. Yani sektör ortalaması 10.2'lerde şu anda. Sektörün son ortalaması 8.01. Geçmişe baktığımızda 14, 17, 21, 10. Tabi şuralarda mesela 4.43'ler var. 2018'ler, 2017'ler hep böyle. Aşağılarda yine %7, 8 gibi yerler var. Yani aslında normal bir firma değeri FAVÖK olduğunu söylemek mümkün. E, piyasa değeri, defter değeri oranı da yükselmiş. Yani e, buna göre keş, keşke mesela 2023 yıl sonu 1.63'lük piyasa değeri, defter değeriyle mesela güzel bir fırsat e, yaratmış. 2019 yılı fırsatları e, varmış ve yaratmış. Hani iyi bilanço ama bu rasyolara baktığım zaman biraz hani ort ortalamaya göre e, Banvit çok da böyle çok böyle ucuz gibi değil. Yani e, nitekim bakın bu günlük Banvit'in bilançosu şurada geldi galiba bilanço ben öyle hatırlıyorum. 14 Ağustos'ta iyi bir çıkış yaptı fakat sonrasında düştü ve mesela şu anda 50 günlük ortalamanın altına düşüyor yani olumsuz. Demek ki az önce bizim yaptığımız rasyo analizi e, doğru bir analiz olabilir. Mesela haftalıkta da uyumsuzluklar var. Şöyle göstereyim size. Yani burada yukarı bir hareket varken aşağıdaki mektide yani kısa vadeli mektide aşağı doğru geliyor. E, yani çok iyi bir bilanço ama e, piyasa çarpanları olarak baktığımız zaman. Bir miktar dikkat etmekte yarar var. Öyle bir şey söylemek isterim. Evet 3 tane şirket inceledik. Söylediğim gibi yani bu bir yatırım tavsiyesi değil. Fakat size bir ışık tutması açısından yaptığımız bir video. Bunun gibi pek çok videolarımız olacak. Hoşçakalın.